Herkese selamlar dostlar. 7 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Direkt başlayalım isterseniz. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bir maç skor yarışmamız var. Daha önce sormuş olduğumuz Chelsea Manchester City maçının maç skorunu kazanan arkadaşımız Erkan Arda isimli arkadaşımız. Instagram'dan yazarsa Hatta Telegram gruplarımıza ekleyelim. Sizlere maç skoru yarışması olarak da Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne olur sizlere sorduk. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Skor yarışmalarına katılacak herkese şimdiden bol şanslar bilen bir arkadaşımız yine Ocak ayı boyunca gruplarımıza dahil edelim ve geçtim. Yüksek misli neler yaptık? Arkadaşlar son yüksek mislinin son 7 maçı da hepsi geldi. Ki sizlere söylemiştim ki Ocak ayından itibaren ben yüksek misle kasa tutmaya devam edeceğim. 750 TL, 1000 TL, 1500 TL, 500 TL gibi öneriler yapıyorum. Şöyle şunu yapmıyorum bakın. Bir tane yüksek misli atıp buna 50 bin basın veya 10 bin basın demiyorum. Çünkü herkesin durumu yok bunu ben de biliyorum. O yüzden bu seviyeye zaten gelebilecek insanların böyle 750, 500, 1000 TL'lik oynayan arkadaşlar olduğunu bildiğim için ben de çok yüksek aşırıya kaçmadan bu şekilde yani yükseklerim 750 bin, 1500 ayarında belki 2000, 3000 seviyesine de çıkabiliriz. Bu şekilde ilerliyor. Son 7 tane yüksek mislinin hepsi kazandırdı. Gerek Avrupa'sı gerek yurt içi yüksek misli olarak kazanaraktan devam etti. Onu da belirteyim sizlere. Kasamız ne oldu diyerek gösterecek olursam sizlere şu an kasa net olarak sadece Toplamda 9 adet yüksek misli verildi arkadaşlar. Bundan 2 tanesi başarısız oldu. 2 tanesi 1000 TL'likti. Onlar başarısız oldu. Son 7 tanesi de başarılı oldu. Net kar kasa şu an 1392 TL. 4 günlük sonuç bu da. 4 gün yüksek misli verildi. Toplamda 9 adet yüksek misli verildi. Kırk 1400 liraya yakın net cebine para koydu. Ben de oynayan varsa oynadığım dediğim miktarlardan. Kasamızın son durumu da bu. Bu seviyeye gelecek arkadaşlar dediğim gibi... Ee bu bantlarda oynayabilir oynuyorsa gelirse daha tatminkar olabilir. Geçtim bunu. Genel rapora baktığımız zaman da 5 Ocak için verdiğim maçlara toplamda ağzından 6 maç anlattım sanırım. 7 tercih çıkmış ve bunlardan 6 tanesi başarılı oldu. Sadece City'nin atamadığı 2 gol. Yani bir tane attı, City bir tane daha atsa full çekmiştik ki çok güzel mesajlar geldi Instagram'dan da. Tebrik edelim arkadaşlar sizleri de güzel yorumlarınızdan ve attığınız like'lardan dolayı ayrıca teşekkür ettiğimi de belirteyim sizlere. Günün kombini vardı. Katıl Telegram grubunda günün tek kombini olarak paylaştım ben bunu. Bir de editör arkadaşlarımız paylaştı. İki ortak, ikisi ortak bir kombine çıkardı. O da geldi. Ben şurada kendi kombinemi göstereyim. Adana Demir'in atacağı en az 2 golü galibiyet olarak değerlendirdim. Zalgiris'in atacağı en az 77 sayı olarak değerlendirdim. O da başarılı oldu. Günün tek kombinesi de başarılı olarak geçti. Geçtim bunu da. Herkes açık grubumuz var. Yorumlarda linki var zaten. Oraya da dün iki tane canlı maç attım. Stin'in ilk golü atacağını değerlendirdim. Bir de böyle bir analiz yazısı yaptım. Üç tane tercih verdim maça. Ev sahibi bir buçuk üst. İkinci gol ev. Riskli olarak da ev sahibinin iki buçuk üstünü verdim. Onun da oranı zaten 1.88'in Nesine de? Üçü de geldi. açıklama kısmında linki var. Yorumlarda da linki var. Tıklayıp orada gelebilirsiniz. Kendi canlı odamızda neler yaptığımızı göstermek gerekirse de canlı odasında da zaten elimizden geldiğinde dün güzel maçlarda güzel para dağıttı. Adına Demiridir, Trabzon'dur. Maçlarda güzel para vardı. Biz de değerlendirme altına aldık. Canlılarda da kazandık. Dün yine çok güzel bir gün oldu. 2023 nazarsız bir şekilde şöyle ilerlerse muazzam olur diyelim. Şöyle masaya da vuralım, devam edelim. Sizlerden ricam dediğim gibi videolara bu kadar bu kadar güzel performans sergilerken atacağınız artı 300 400 seviyesindeki like'lardır. Videolara eksi cumartesi olmasından dolayı da videolara güzel seviyelerde destek olursanız sevinirim. Dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Hatayspor'la Antalyaspor mücadelesi İki takımın da maçını izledim. Son maçını 90 dakika ki zaten önceki maçlarını izlediğimi biliyorsunuzdur. Hatay'da Bertu muydu o ilerideki eleman? İki tane boş kaleye kaçırdı. Zaten ikinci yarıda Volkan Hoca oyundan çıkardı ki Kaçırdığı pozisyonlar inanılmaz %100 pozisyonlar. Adam seni çıkarmış Volkan Demirel tek forvet oynatıyor. Sen iki tane yani kale dibinden altı pastan avuta vurdu. İzleyenler vardır maç içinde gollü geçti 2-2. Canlısını da yaptım ben. İlk yarıdan Ümmüaniye'nin atacağı golü 2.97'den mi ne aldım ben zaten. Öyle döneri yaptım. Yani biz kazandık zaten ondan yana bir problem yok da. Yani Hatay çok daha iyi oynayabilirdi. Hatay şu an kendi evinde oynayacaklar ki zaten şu iki takım da şu an 16 puandalar. Yani biri gol atarsa diğeri illaki saldıracak. Benim gözüm biraz beraberliği kesiyor fakat gollü bir beraberlik olabilir gibi geliyor bana. Burada bir KG var tercihini aldım. 1.49 gibi oranlar idealden. Onun dışında yüksek oranlarda bir maç sunu neden yapılmasın diyorum. 1-1-2-2 skor ayarında bir maç geçebilir gibi geliyor bana. Değerlendireceklere bol şanslar. Diğer mücadelem Fiorentina ile Sassuolo mücadelesi. Fiorentina'nın da son maçını izledim. Kendi evinde oynadığı mücadelede 1-1 bir gibi bir skorla beraber kaldı. Monza ile oynadı sanırım aynen. Arthur iyi bir forvet. Sanırım formayı da kaptı yani. Arthur'dan yine bir sıkıntımız yok zaten. Fakat yani Fiorentina son oynadığı maçta pozisyonları çok cömertçe harcadığını da söylemek gerekir. İlk yerden dakika 20'de gol attı zaten. 2'yi 3'ü atacağım derken yani pozisyonlar çok pozisyonlar çokça harcadığını belirtelim. Diğer tarafa Sassuolo'ya baktığımız zamanlarda o da Sampdoria'ya mağlup oldu. Sampdoria zaten formda bırakmıştı. Formda da geri döndü. Sassuolo ikinci yarı güzel bir reaksiyon verdi. Sassuolo'nun da şu özelliği güzel. Gol yedikten sonra reaksiyon verebilen takımlardan bir tanesi. O yüzden bu mücadeleyi de ben her iki takımın atacağı golleri bekleyeceğim burada. KG varın oranı 1.52 gibi oranı var. Ama bir de şöyle de ufaktan bir öneri yapmak istiyorum. Aklımdaki düşünce de 2 birlik bir Fiorentina galibiyeti. Dileyenler de burada handikap sıfırı yani şu seçeneği sisteme belki 3.37 gibi oranlarla atabilir. Ben burada dediğim gibi 1-1 bence var zaten. Belki 2-1 Fiorentina kazanır gibi geliyor bana. Geçtim diğer mücadeleme. Celtic'in mücadelesi. Celtic'in son maçından yine kazandık. KG varını ben yüksek misli yaptım. 1500 TL civarında önerdim. Youtube'da KG var olarak anlattım. Üstüne bir de dedim ki Celtic'in atacağı ikinci golü de riskini alalım. 1.77 gibi orandan değerlendirmiştik. Son dakika attı. Rangers'a bu arada 1-0'dan 2-1'e güzel döndü. Maçı da izledim. Keyifli bir maçtı. Ama Celtic çok iyi futbol oynadığını söyleyemem açıkçası. Ağırlıklı olarak Rangers oynadı. Celtic şimdi kendi evinde oynayacak ve zayıf bir rakiple oynayacak. Herhangi bir eksik veya sakatlığı da yok Celtic'in. Önemli oyuncularla birlikte. Şöyle yıldız oyuncularının hepsi. Kiego Froschoy, Maeda, Jota Felipe, Abada hepsi zaten kadroda onu belirteyim sizlere. Ben burada Celtic'in zaten hiçbir şekilde oranını açmamışlar. Şöyle ilk yarı bir almak isteyen alabilir. Avrupa'da oranı güzeldir fakat bizim burada oran iyi olmadığından dolayı ben şu diğer seçeneğinden ev sahibi iki yarıyı de kazanır var şurada. Muhtemelen ekrana sığmıyordur ama 1.59'da bunun oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Geçtim diğer mücadeleme. Beşiktaş'ta Kasımpaşa mücadelesi. Beşiktaş'a burada oran pek fazla açmamışlar. Gollü bir maç ihtimali var. Fakat şundan da biraz korkuyorum arkadaşlar. Yani bu Süper Lig'de son haftalarda çok güzel goller çıkıyor. Her maç gol, KG, üst her şey oluyor. Yani bir düzen dönüyor. Bunu söylememe gerek yok kanıtlayamam ama bir düzenin döndüğü bariz bunu sizler de biliyorsunuz. acaba patlatırlar mı diyorum yani. Bu hafta Süper Lig'de bir oyun düzen döner mi diyorum acaba da yani biz yine mantık çerçevesinde her iki takımın oyuna oyuna bakarak da değerlendirmemizi yapalım bence. Ben burada Beşiktaş'ın ilk yarıdan itibaren baskın bir futbol sergilemesini bay geçti zaten takım dinlendi. Dinlendiğinden dolayı burada baskılı devrede baskılı bir Beşiktaş takımı görürüz gibi geliyor bana. Kasımpaşa diye dedim sizlere dedim ya ilk galibiyetini alacak dedim. Masun'u birini sizlere Alanya karşısında önerdim. İdealden KGV'ni önermiştim. Hatta dedim ki ya yanlış anlaşılmasın dedim. Ya. iki tercih yaparaktan aklınızı karıştırmak istemiyorum. 2-1 gibi bir skor bekliyorum dedim. Maç zaten 4-1 bitti. Tamamen benim senaryomda. Fakat Kasımpaşa biraz fazla attı bence. 4 bence de güzel patlama moral olmuştur. Selçuk Hoca da ilk galibiyetini aldı. Burada Beşiktaş'a karşı da oynamak isteyen bir Kasımpaşa olur gibi geliyor bana. Beşiktaş'ın iki golüne burada oran açmamışlar arkadaşlar doğru düzgün. Şuradan göstereyim 1.30 oran açmışlar. Buna girmeyelim oranı biraz daha yükseltelim. Şöyle düşünüyorum ben burada. Ee, Buradan bulacağız aynen. İlk yarıda Beşiktaş'ın atacağı bir golü alalım burada. Çünkü dinlenmiş bir Beşiktaş olacaktır sağda. İlk yarıdan bir gol atalım. Burada Beşiktaş olan 1.36. En azından 1.40 seviyesine daha yakın fark var. Ben burada ilk yarıdan Beşiktaş galibiyetinden ziyade ilk yarıdan atacağı tek gol alırım. Biraz daha yüksek oran isteyenler varsa ben mücadelenin yine gollü geçmesini bekliyorum yani dış etkenlere bakmaya, bakmayaraktan da sağ içinde golü geçmesini bekleyerekten de Kasımpaşa'dan da gol atma ihtimali olduğundan dolayı 2.5 üstünde biri de sizlere 1.77 gibi orandan yüksek oran gibi bir şeyden önermek istiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar efendim. Geçtim diğer mücadeleme. Monza ile Inter mücadelesi. Inter'de son maçında Napoli ile oynadı. İzlediyseniz Inter güzel bir oyun sergiledi. Daha doğrusu şöyle de. Şöyle demek daha doğru olur. yani Napoli pek fazla iyi oynayamadı açıkçası. Daha net pozisyonları giren takım Inter takımıydı. E, Napoli biraz daha toplu oynadı da biraz boş oynadığını da söyleyeyim sizlere. E, Inter güzel bir başlangıç yaptı. Liderlik yarışına girdi tekrardan bence. Üst sıralara doğru tırmanacak yani. Şöyle baktığımız zaman da Napoli'yi yenerekten özellikle e, bir moral depoladığını söylemek mümkün. Ben size biraz Monza'dan bahsedeyim. Monza kendi evinde çok iyi bir takım. Çok iyi bir takım ve şunu söyleyeyim sizlere. Monza kendi evinde baskılı oynayan bir takım. Son oynadığı evindeki maçlara bakın isterseniz. Hatta şu puan durumundan en çok puan alan takımlardan bir tanesidir belki. Kendi evinde 12 puan almış. Son kendi evinde oynadığı 3-4 maçında zaten yendi Monza. Fakat Monza özgüvenli oynuyor bakın kendi evinde. Öne çıkaraktan oynuyor. Öne çıkarak oynadığı için burada Lukaku'ya atılan ara toplar diyorum ben sizlere. Oradan belki Zeko veya... Martinez oynar. Martinez belki ilk 11'e dönebilir fakat Zeko da formda. Ben burada devrede atacağı Inter'in bir golünü alırım arkadaşlar. Deplasman ilk yarı 0.5 üstü oranın 1.44 gibi ideal bir oranı var bence. Dediğim gibi Monza kendi evinde baskılı oynadığından dolayı arkada boşluk bırakabilir. Duran toplarda etkili kullanan ve bir sürü usta ayağı var zaten. mi anlatayım burada. İlk yarıdan gol bulma ihtimali bence var. Hatta yüksek oranıyla birlikte bu biraz zor olabilir. Ama ben yine aklımda kalmasın. İlk yarı 2 bile olabilir bilginize. Geçtim son mücadeleme. Kasapia ile Porto mücadelesi. Bu maçı da şu şekilde değerlendirme altına aldım. Kasapiya kendi evinde iyi savunma yapan takımlardan bir tanesi. Hatta kendi evinde 6-7 tane maç oynadı. 7 gol sayısı sadece 4. Ve bu maçlardan bir tanesi formda olan Benfica maçıydı. Benfica 1-0 yendi de. <laughs> Pardon. Benfica 1-0 yendi deplasmanda Kasapiya'yı ve formdaydı. Porto'da güzel bir başlangıç yapmak isteyecektir diye düşünüyorum. Dün Braga farklı bir galibiyet aldı. Onun da üstüne çıkmak adına ve liderlik yarışına girmek adına burada Porto'nun bir galibiyetini beklemek normal. Fakat 1-22'ye gidelim mi? Bence gitmeyelim. Burada düşük skorda bir Porto galibiyeti gelebilir. İdealden 4.5 altında 2 yapılabilir bence. 1.43 seviyesinde oranı var. He, oranı ben yetmez diyorsanız da Porto'yu deplasmanda bir almayalım diyorsanız da 3.5 altında 2 yapın. Benim skor beklentim burada maksimum 2-1 diye düşünüyorum. Hatta 1-0, 2-0 ayarında da geçebilir. O bantta diyorum ya maksimum 2-1 bekliyorum. 3.5 altında 2'de 1.76'dan neden değerlendirme altına almasın diye diyorum. Daha sağlamcılar 4.5 altında 2 zaten yapabilirler. Değerlendireceklere bol şanslar. 6 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsettim. Seviliyorsunuz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.